Merhaba sevgili Donanım Günlüğü izleyicileri. Mobile World Kongresi'ndeyiz ve Sony standındayız. Sony yeni bir ürün tanıttı. Sony Xperia M4 Aqua ve bu ürünü şimdi kısaca yakından bakacağız. Sony Xperia M4 Aqua görsel olarak Z3'e inanılmaz çok benziyor. Yalnız bu ürün Z3'e göre çok çok daha hafif ve buradaki kullanılan malzeme çok daha farklı. Z3'te daha bir metal çerçeve varken burada daha çok bir plastik bir çerçeve var. 5 inç bir ekranı var. 720p çözünürlüğünde HD bir ekran. 4G standartlarını destekliyor. Kamerasına baktığımız zaman arka kamerası 13 megapiksellik bir kamera var. Bu kameranın özelliği f2.0 değerinde olması. F2.0'ın anlamı şudur. Karanlık ortamlarda bile çok iyi çekimler yapabilmesi. Zaten ISO değerine baktığımız zaman 3200'lük bir ISO hassasiyeti bunu zaten ispatlıyor. Yani 3200 değerinde karanlık ortamda gerçekten iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Ön kamerasına baktığımız zaman 5 megapiksellik bir kamera var. Bu 5 megapiksellik kameranın en büyük özelliği geniş açı bir lense sahip olması. Sony'nin yetkililerinin aldığımız bilgilere göre bu kamera 88 derecelik bir açıyla grup selfie'leri çok rahat çekebiliyor. Ürünün işlemcisi 8 çekirdekli bir işlemci var. Snapdragon 615 işlemci var. Bu işlemcinin en büyük özelliği 64 bit işletim sistemine sahip olması. Biliyorsunuz yeni Android işletim sistemi çıktı. Lollipop 5.0 ve 5.0'ın en büyük avantajı 64 bit işletim sistemine sahip olması. Dolayısıyla işlemci ve 64 bit işletim sistemi çok yüksek bir performans sağlayacaktır. Bununla birlikte kullanılan bellek 2 GB. 2 GB 64 bit için fazlasıyla yeterli. Kullanılan kapasite ise 8 GB. Ama bu 8 GB'lık kapasite micro SD yuvasıyla tabii ki arttırılabiliyor. Ve 32 GB bir micro SD daha eklenebiliyor. Üründe NFC, USB, Wi-Fi var. Ama Wi-Fi'nin yeni nesil 802.11ac ne yazık ki desteklenmiyor. Buna karşın 2400 mAh'lik bir pil var ve bu pil sayesinde bu ürün 2 gün kesintisiz kullanılabiliyor. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Sony ürünlerde hep alıştığımız suya ve toza karşı dayanık bu üründe de var. Burada IP65 ve IP68 standartları var. Bunun anlamı şudur. Tatlı su havuzunda 1,5 metre derinlikte 30 dakika video ve resim rahatlıkla çekebiliyor olmanız. Toparlamak gerekiyorsa boyut olarak dediğimiz gibi Z3'e inanılmaz çok benziyor. Yalnız 140 gram ağırlığında ve inanılmaz hafif. Bu ürün daha çok orta segmente hitap ediyor. Bu ürün daha çok fiyat performans oranlarına çok dikkat eden kullanıcılara hitap ediyor.